yapılanmayı yapmak için. Ben kaydı durdurdum yanlışlıkla. Tamam, tekrardan açacağız. Onu sonra düzenlersin. Yeşil renkte buldum ben orada. Güzel. Ama denizin oralardan baktım da ben bunu bulamadım hiç. Aa, bu da böyle. Burada bir yere girdim. Evet. Ne var sende? 16 tane et var. 14 tane satıyorsun. Ben sana ne verebilirim? Hiç şey veremem şu an. Haydut lideri. Ha, haydutların bölgesi. Abi sen buralara girdin mi benim olduğum yere? Neredesin? Ben bayağı bir yer keşfettim burada. Aynen ben de oradayım. Ha, buradayım. Ben şu an kömür var. 14 tane kömür aldım. Yağmala diyor. Bunları alayım ben böyle buraya direkt. Bunları satayım onlara. Yani onların malını onlara satalım. 60 altından sat. Güzel. Mülteci kıyafeti sat 50'den. Bizim eskisi. Bunu da sat. Tüccarın parası kalmadı. Şimdi başka ne yağmalayabiliriz? Bu neymiş? Enerji içeceği. Vay, güzel. 3 tane enerji içeceği aldık. Başka şöyle yağmalıya yağ var, yağ al. Başka şöyle yağmalayabilecek herhangi bir şey. Sen bu mağaralara girdin değil mi abi? Aha. Maraz ilacı buldum ben abi, buraya girmemişsin ki. Nereye? Sake buldum. Sen benim yanımdasın. Tam aynı yerdeyiz. Ben de işte burayı keşfediyorum. Seni göremiyorum ben. Aramızda 40 metre var. Ben diğer tarafındayım. Kabuk varmış burada. Bu ne? Yağmala diyor. Güzel. Şimdi yağ aldık. Haydut şapkası. Şu küpleri aktar. Aktaramıyoruz. Pilav var. Sade et yemeği var. Allah sade et abi yemeğini al. Şu küpleri yere at. Pilavı al. Sade balık yemeği. Şimdi kömürü at. Sade balık yemeğini al. Mantar varmış. Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz bu şekilde. Çantamız dolu. İyi sebze. Burada çok fazla yiyecek var ya. Haydut'la konuşalım bakalım. Seni buralara hangi rüzgar attı yabancı? Ciddi bir iş için geldiğini tahmin ediyorum. Sosogi'yi yeniden kurmaya yardımcı olan yerleşimcilerden birisiyim ben. Bu koyaktaki herkesle iyi geçinerek yaşamak istiyoruz. İyi geçinerek yaşamak istiyorsunuz. Benim de arzuladığım şey bu zaten. Şimdilik buralarda yeni sayılırsın. O sebeple senden herhangi bir ödeme alınmayacak. Ne diyorsun sen, ne ödemesi? Rahat şartlar altında yaşamanın da bir bedeli var. Sen mon vereceksin ki kimse senin de kötü olmasın. Yakında alışırsın zaten. Hadi bakalım o yakındaki zaman gelsin. Bu topraklarda yaşayan herkesin senden bir beklentisi olacak. Bazen bu beklentiler iyice karmaşık bir hal alabilir. Bizimle olmayı tercih edersen oldukça merhametli davranırız. Sen bize bedelini ödersin, biz de sana sorun çıkartmayız. Bu bildiğin gaspçılık değil mi? Bedelini ödediğin sürece istediğin gibi adlandırabilirsin. Orası sana kalmış. İster haraç de, ister gasp de. İstersen de dostluğumuzun bir nişanesi de. Nişane benim en sevdiğim şekli bu arada.
şimdilik endişe etmeni gerektirecek bir durum yok zaten. Büyük bir hoşnutlukla karşılıyoruz seni. Zamanı geldiğinde Takuko'nun da hoşnut kalabilmesi için bazı pazarlıklara oturacağız. Hadi bakalım, görüşürüz. Sen tüccardasın. Yemek alıyorum kendime. Tamam, güzel. Ben oradan yemek almadım. Direkt yağma yaptım. Yağmalayamıyorum ki. İçeride bak. Etrafı gez. Bu ne? Toplamışsın abi, bana bir şey kalmamış. Var var, birkaç tane yemek var. Tepeye nasıl çıkacağız? Nereye gittin abi? Haydut var. Burayı yağmalayalım. Ne varmış? Et varmış. Bu şekilde. Sana da bir tane fener buldum. Şimdi fener almadan önce bu odunu yere at. Bunu al buraya. Bunu burada birleştir. Bunu da al. Burada birleştir. Bunu da buraya koy. Çelik bıçak buldum Enes. İşte bu harika. Çelik bıçağı aldım. Aynen. Çelik bıçağı bulduk. Haydut'la konuşalım. Tüm nezaketimle köyümüze hoş geldin, sefa getirdin. Seçkin bir savaşçı gibi konuştun. Önceden böyle laflar duyunca alınıyordum. Ancak artık umurumda bile değil. Evet, bir zamanlar hükümdarın birine hizmet ediyordum. Adının artık bir önemi kalmadı çünkü canı bana emanetti. Ve ben adamı bir kan gölünün ortasında buldum. Ronin'sin yani sen, öyle mi diyor? Evet, efendisi olmayan orada buradan dolaşan biriyim. Buraya adım attığımda şerefimi çoktan kaybettiğim için daha da kaybedecek bir şeyim yoktu diyorum. Diyordum. Lakin bir karım var. Adı Tama. Ve vahşi bir savaşçıdır kendisi. Bir de kızımız var, Yasu. Bir bakıyorum da yeniden kaybedecek çok şeyi olan bir adam olmuşum. Güzel. O zaman hayatla mücadele devam et. Kaybedecek şeylerin olması iyi. Hayata tutunmanı sağlar. Şimdi... Sen neredesin ya? Ben seni bulamadım hala. Vallahi Enes'im, ben bölgeyi keşfediyorum böyle yavaş yavaş da. Burada ne var? Şimdi birazdan burada işimiz bitecek galiba. Burayı yağmalamış. Ha, ilk geldiğimde buradan gelmiştim böyle. Buraya girmiştik. Evet. Enes, şimdi sana doğru geliyorum. Gelemiyorum. Burayı almışız. Buradan geçebiliyoruz mu? Güzel, geçtik. Şimdi çelik bıçağımızı şu 9 numaraya koyalım bir. Al 9'a. Enes de geldi yanıma. Tamam. Eve doğru gidelim mi artık? Gideyim abi. Bir saniye, pardon. Senin kapı çaldı. Bu görevi yapmamız lazım. Yaban domuzu. Nerede bu görev? Bir tane yeni görevimiz varmış. Oraya sonra gideriz. Rujin'in mabet yolunu yenile diyor. Ama önce biz onu yenilemeden Sosogi'den çıkış yolunu tamamlamamız gerekiyor. Buraları kapatalım. Enes, artık eve gidebiliriz. Tamam. Eyvah. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam, güzel. Senin canın azaldı mı? Azaldı. Abi ben, eve gidelim de ben videonun burada sonuna geleyim. Sen devam edeceksen devam edelim.
Yok, o zaman ben de bırakayım. Burada ara verelim. Etrafı keşfetmeye devam ettik yine kaldığımız yerden. Üzerimize bir şeyler aldık. Artık Vallahi gel yine koy. bir sonraki bölümden devam ederiz. Nasibi buldum abi. Güzel. Al hepsini al. Ne var ne yok al orada. Aldım. Tamam. O zaman karakterler eve gitsin bir. Bir uyuyalım abi o zaman. Aynen bir uyuyalım. Üzerimizi boşaltalım. Ondan sonra yavaş yavaş bu bölümü burada bırakırız. Bak abi odunlara bir baksana belki sen şey yaparsın. Tamam bakalım bir. Anlarsın koymadıysan. Burası abi. Onları zaten Ben... depoya biz atmıştık. Oo, Şuradaki. Enes bunlar ne böyle? Ne mi? Sen atmadın değil mi bunları? Yok yok ben bu kadar atmadım. Güzel, çalışıyorlar. Bak gel buraya gel abi. Bu da aynı. Bak. Zaten Enes hepsi aynı, hepsi aynı. Bak mesela buradan bakıyorsun ya. Ha, o da Hepsine birden gözüküyor. tabii. Hepsine toplu bakıyorsun. Hı, anladım. Güzel çalışıyorlar. Enes, şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi bizim bu hanedanlık hemen sonlandırmadan önce. Şimdi burada benim bir görevim vardı, işi yönetme. Kağıt ustası lazım demişti, küçük köprüyü yapabilmek için. Fakat buraya beni değil de bu yenilerden birini koymak lazım diye düşündüm. Şimdi hanedanlık, bir tane ev yapacaktık. Evi sonra yapalım o zaman, değil mi? Yapalım mı ya da? Evi yapalım bence. İnşaat ustası. Evet tamam. Bu bayanı oraya atadım ben. Evet. O bayan orada inşaatla ilgilensin. Onu da Çünkü buraya bana kalırsa koyayım mı abi? Enes Buraya olmuyor. bakayım bir. Enes sen hep böyle bütün bayanları seni kendi olduğun bölgeye doğru çekiyorsun. Benim orası garip kaldı. Gel abi ya sana ayarlı yakında. Bak, diğer bayanını buraya koymuş, onu da hemen yanına komşu yapıyor. Şurayı bir temizlememiz lazım ama abi olmuyor. Tamam. Sen oraya koy, yan yana koy. Ben sonra buraya biraz şey yapacağım. Oraya şimdi ev koyarsak olmaz. Ben bunun etrafına böyle çitlerle şöyle bir bahçe yapmayı düşünüyorum. Abi olmuyor Bahçenin çok diğer zor bak kısmına. değil mi? Oluyor, çitler oluyor. Sen yaptın ya, oldu. Niye olmadı? Oldu. Kabuk buldum abi. Ha, yerler şu arada. Sen yaptın ya, oldu. Ben Çitlerle. kendime daha güzel yapacağım. Sen beni yön içini gör. He. Bunlar toplanma. Benim evi verdim galiba. Bakayım bir. Yok, bu Akom eve girmiş. Ya bunlar Enes. Enes şöyle bir şey var. Bunlar evlere atıyoruz ya. Atamış olduğumuz evlerde yine biz de uyuyabiliyoruz. Evet, onu ben de fark ettim. Aynen. Onu ben de Yani fark ettim. senin benim ev değil de burada hepimiz ailecek istediğimiz yerde kalabiliyoruz. Şimdi O güzel. bina. Küçük ev yapıyordu buna da abi. Burası iyi mi bak. Al Bakayım yine bir. çekicini. Biraz geriye doğru çek. Biraz geriye doğru çek. Bir tık biraz dur bakayım bir. Bir tık ileri çek, bir tık ileri kendine doğru. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam, çok güzel. Arada boşluk kalsın ki pencereden rahat bir şekilde konuşabilelim. Kötüyüm gitti. Şimdi kütük bitti. Hemen şöyle bir kütük almaya gidelim. Güzel, çalışmaları gayet iyi. Yani Yani hep biz kesmekten çalışırsak şey olmaz. Hep biz çalıştık mı olmaz yani. Nereye kadar biz çalışacağız? yani. Enes, elinde de bayağı bir eşya var. Önce ben bir eve gidip üzerindekileri bir boşaltayım. Bir arada sadece sırf dekor için uğraşıyoruz abi. Aynen. Onu en son böyle
Şimdi yavaş yavaş bir şeyler yapalım da sonra rahat bir zamanda güzel böyle dekorlar yaparız. Kütük alayım Evet. geleyim ben de. Şimdi buraya ne atabiliriz? Aa, bu neymiş? Küçük Gonel asası. Oo, bende asa varmış. Tamam, bu asa burada kalsın. Ya burada kalsın. Ya burada yine kalsın böyle bu şekilde. Bunları buraya koyalım. Şu taşları alalım bir yanımıza. Bu taşları buraya koymaya böyle gerek yok. Benim de bayağı derimdi. Boşaltayım. Bu taşları al buraya. Bu değişik şeyleri buralara koyalım böyle. Sonra bunlar belki bir yerlerde lazım olur. Bir daha aramaya çıkmayalım. Malımda dolu. Günleri koy. Ne kadar var? Pilavı koy. Bu benim üzerimde kalsın. Onu ben su içerim yolda. Bu şekilde. Fener her zaman. Senin fenerin bende. Enerji içeceğini buraya koy. Şimdi demir bıçak. Bu demir bıçakları, okları buraya bırakalım. Abi bir tane kalas varsa şuraya döşesene. Neredesin Tamam, sen? geliyorum. Bayağı uzaksın. Kalas var. Şu mantarı buraya koy. Değişik mantar. Bu çiçeği buraya koy. Bambu şişesi burada kalsın. Gerçi bunu da koy gitsin buraya. Tamam. Şimdi buraya geldik. Kıyafetleri buraya koyalım. Bu Enes'in kıyafeti. Enes, ben sana şimdi bunlar eski kıyafetler. Şu şapka yeni kıyafet. Bunu takacağım, bakacağım nasıl duruyor. Nasıl duruyor? Çok kapatıyor beni ya. Bu daha iyi. Enes, ben sana şimdi yiyecek vereceğim. Şey, yiyecek diyorum. Ayakkabı vereceğim. Şey, yani takunya vereceğim. Abi. Şunları Bunları tekrardan alayım. keşfe gittiğimiz zaman bunları ben yanıma alırım. Satarım onları. Yolculukta. Demek ki yolculuğa çıkarken tüccarlarla karşılaşma ihtimaline karşı yanımızda bir şeyler bulundurmak gerekiyor. Şu evi bitirelim de abi. Tamam. Hemen geliyorum. Çekelim. Tamam, kalası vurdum oraya. Kalas çok istiyor. Ben bir kalas alıp geleyim. Dalları veriyorum abi. Tamam. Kalas kozalığa lazım abi. Kalas yani. Tamam. Şimdi onları alırız. Bunları böyle buraya koyalım da parça parça olmasın. Bunları sonra kalas lazım değil mi? Evet. Tamam. Kalas geldi. Şöyle bir 4 tane de kütük alayım. 5 tane. 32 tane kalas var. Geliyorum. Yetmez ama abi. Yetmez mi? Yo yo yeter yeter. Sen bir dene. Sen Tamam. geçecek gibi. Ben şu an daha farklı yere verdiğim için bilmiyorum. Bence de yeter gibi geliyor. Bakarız. Yeter. Yetmezse alırız yine. İnce dalların hepsini verdim abi ben. Tamam, güzel. Ben şimdi tık tık bunları böyle ayarlayayım. Ben de şuraya güzel bir... Enerji dolsun. Şu Bambu 1 kilo yemeğini bir burada yiyelim. kalamadık ya. Bambuyu ben bir yere koydum ama. Tamam mı abi orası? Ne durumdasın? Az kaldı. Tamamlanmak üzere. Çatıya geçeceğim birazdan. Çatıya ne istiyordu? Kalas istiyordu. Çatıya hepsi var. Yok, kalas eksik. 3 tane kalas eksik. Yere atıyorum abi, Kalas. gel bunları çevirsen. Ben de açacaktım. Aynısını yapacaktım. Tamam. Ben sana atayım, sen anlat. Yok edildi. Başka var mı elimde? Başka yok. Ha,
Tamam, ben hallettim. Tamam. Tamam, hallettim ben. Yakmalık odun lazım. Hasır lazım. Şimdi yakmalık odun. Hemen şöyle bir hasırları alayım. Oradan yapmak odun alayım geleyim. Abi hallettim, hallettim. Hallettin mi? O çok güzel. Aynen. Ot ekleyemiyorum, ot yok. Tamam ama yatak, aynen yatağı da hallettim abi. Tamam, güzel. Evet, tamam. Baksana ne kadar ışık oluyor ya. Odaklan diyor. Neye karşı odaklan? Bunları bir yere bırakamıyoruz mu böyle mesela yerlere? Mesela dur bakayım bir. Enes al sen de bunu yere. Sana atıyorum bunu. Al bu senin. Bu takunya senin. Bunları yere attım. Aa bak ışık oluyor galiba. Kuşan diyor. Yok olmuyor. Tamam. Bu şekilde iyi. Tamam, bunun da bu evi de yaptık. Şimdi abi yatalım, sabah olsun artık. Sonra da işimiz. Tamam. Tamam, bir saniye. Tamam. Burayı düzelttim. Burayı düzelttim. Senin evi vermişim yine ya. Ama bak ben ilk sıradakine bas. Hani bilinçli olarak değil. İlk sıradakine basmıştım. Yine senin evi vermişiz. Ama düzelttim onu. Şu an senin ev sana ait. Tapusu sende şu an. Tamam abi. Benim evim çok çiçek gibi oldu ama. Aa bu kim, hemen arkamdan geliyor. Benim Mahit abi orada, değil mi? Bunu ben kurtardım ya abi. Seni kaç tane? Aa ne yapıyorsun? Kurtardım Mahit abi. Hele seni kaç tane mantan var Allah aşkına? Bir sayıyorum var, bir bu var. Abi. Abin tek başına takılıyor. Neyse takılalım bana, mı? Bana çalış. Bak. Ama bu bayanlar niye çok buraya geliyor biliyor musun Enes? Çünkü evim güzel. Sendeki nezaketi görüyorlar. Ve sendeki romantikliği görüyorlar. Bak şimdi. Abi. Benim evde böyle bunlar yok. Tahtadan abi. İbaret. Başka hiçbir şey yok. Ama bu eve geliyorlar. Neyse ben çıkayım. Seni yalnız bırakıyorum orada. Ben onlara birazcık yemek vereyim. Ah, benim eve bak. Tamam. Ya bu eve kim gelir? Hadi yatalım abi. Tamam hadi yatalım. Neyse. Evimi ayarlayacağım sonra. Ayarla ayarla. Sonra ayarlayacağım evimi. Aa. Ne oldu ya, ben tek başıma yattım. Arkadaş akşam tek yattım, sabah iki kişi birden kalkıyorsun. Nasıl oluyor anlamadım. Ne de diyorsun ki, bana kimse yok. Hepsi senin yanında hiç. Çaktırmadan demiyorsun da. Ako. Ako gelmiş, misafir olmuş. Yatsana hadi. Yattık yattık. Çıkmıyor ne? Şey gel gel. Hava şey ya. Karlı ya, o yüzden kapalı gibi duruyor. Ha, normalde hava aydınlık. Tamam. Enes tamam, güzel. Yeni kıyafetlerimizi de aldık. Ne yapalım? Ben de burada bitirelim abi bence. Tamam burada bitirelim. Şöyle bir hanedanlık seviyemize bakayım, hala 5. Tamam 5 tane de. Bambu varsa yapsana ya. Ne? Bambum yok, bambu yok şuraya. Yok ki bambu. Bambu yok ki. Buraya çit der ki bunu kaldırırım bundan. Burası niye böyle simetrik değil? Simetrik ama inşaat olmuyor. İnşaat halinde olduğu için olabilir. Orayı kırdım zaten. Tamam. O zaman sonlandırabiliriz. Evet. Ben devam etmek isterdim ama şimdi sen çıkıyorsun, ben tek kaldım, olmaz. Sıkılırım. Tek başıma bir şey yapmaktan. Aynı zamanda herhangi yeni bir şey olursa senin gözünden kaçmış olur. O yüzden burada sonlandıralım. Aynen. Ben bunu part halinde böleceğim zaten büyük ihtimalle. Çünkü çok uzun oldu video. Tamam, açıklama kısmına da Ahmet abinin kanalını bırakacağım ben arkadaşlar. Dediğim gibi o daha önce başladı. Benim teknik sorunlarım olduğu için çekemedim videoyu. 3. bölüm yayınlandı. 4. bölümde biz bunu çektiğimizde yayınlanacak. Diğerleri de part part gelecek. Hem onun gözünden izlerseniz çok seviniriz. Abone değilseniz, abone olursanız ona da ayrıca mutlu olurum. Çünkü ikimiz ortak bir işe başladık. İnşallah güzel yerlere oyun sayesinde geliriz diyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim.
Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ahmet abicim teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık senin de. Enes kardeşim ben teşekkür ederim. Eline yüreğine sağlık. Gönlüne sağlık. Kaldığımız yerden devam ederiz yine bir sonraki içerikte. Tamam sonlandıralım. Arkadaşlar bu bölüm burada tamamlansın. Kaldırayım. Abone olarak destek olmanızı sizlerden bekliyoruz. Unutmayın bunu. Aynı zamanda videoların beğenme ve yorum yapma kısımlarını onları da gerçekleştirin. Basın eliniz değsin oraya. Kanalın gelişebilmesi ve içeriklerin sürekli hale gelebilmesi için bunlar önemli. Bilginiz olsun. Bir sonraki faaliyetimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.